AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İl Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, depremde ampute edilen vatandaşlar ve engelli STK temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. İl Başkanı Fırat Görgel, Genel Başkan Yardımcısı Kaya'ya teşekkürlerini iletti. Allah'a şükürler olsun. Kahramanmaraşlı grubu çok farklı. O günden beri birbirimize sarılmamızla, birlik beraberlik ruhunu her geçen gün geliştirmemizle gerçekten yaraları sarmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun liderliğinde tüm devletimizin tüm kurumlarıyla beraber hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız, AFAD'ımız ve ilgili tüm kurumlarla şehrin ihyası, inşası için bir şeyler yapmaya çalışırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla maddi manevi etkilenen tüm ailelerimizin yanında olmaya devletimiz çalışıyor. Ve gerçekten devlet millet kaynaşmasının en iyi örneklerinden birini deprem bölgesinde yaşıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. İnşallah burada sağ olsunlar Sayın Bakanımızın öncülüğünde bizler, tüm milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımızda buradaki eksiklerin her geçen gün giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de hem maddi olarak yaralarımızı sarmaya, hem şehrin inşası, ihyası yönünde yaralarımızı sarmaya, hem de birlik beraberliğimizi daha da kuvvetlendirerek inşallah o acıları bir nebze unutmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yeni Kahramanmaraş'ı inşa ettiklerini söyledi. Bu mekanda çok büyük hikayesi var. Biz bir ay bu mekanda buranın yarısı konaklama milletvekilleri için hemen akabinde de toplantı yapıldı. Her gün buradaki milletvekillerimiz, sayın bakanımız, MHK'lerimiz, bakanlarımız sahil gezip o gün eksikler neler varsa burada karar verdik. Sabah da koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Hamdolsun günlere geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte de şehrimizin yeniden imar ve inşası konusunda yoğun bir çalışma yapılıyor. Biz her zaman şunu ifade ettik. Burada çok değerli bakanlarımız ve teşkilatımız, milletvekillerimiz var. Biz Kahramanmaraş'ı yeniden imar ve inşa etmiyoruz. Biz yeni Kahramanmaraş'ı inşa ediyoruz. Çünkü yaşadığımız süreç bize gerçekten çok büyük bir önümüze harita koydu. Geleceğe dönük daha dirençli bir şey oluşturmak için hamdolsun el birliğiyle çalışıyoruz. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi ise Genel Başkan Kaya'ya fahri hemşerilik teklifinde bulunarak katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti. Biz büyük bir acıyı geride bıraktık. Kahramanmaraş olarak inancımızla, imanımızla önümüze bakmak ve hızla, biraz önce de Büyükşehir Belediye Başkanımızın belirttiği gibi Kahramanmaraş değil, yeni Kahramanmaraş'ı inşa etmek ve yeni Kahramanmaraş'ı bizden sonraki nesillere bırakmak için büyük bir çabanın içindeyiz. Gelelim şimdi Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Bakanımıza. Gerçekten depremin o ilk gününden itibaren, depremin o düşünülebilecek en dramatik yaşantısının olduğu dönemde yanımızdaydı. Ve bu şehrin her şeyine hakim diyelim ve şöyle ifade edelim. İkinci memleketimiz olsun burası. Olsun. Kahramanmaraş. Olsun. Çünkü Kahramanmaraş'ı siz yakınca tanıyorsunuz. Kahramanmaraş da sizi tanıyor. Çok seviyor. Allah razı olsun. Yani Enes'le bizi siz buluşturdunuz. Enes'le buluşma hikayesini anlattı biraz önce Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız. Bu şehre olan muhabbetinin, bu şehre olan sevgisinin çok açık bir tezahürü. Tabii ki genelde de insana olan sevgisi, insanlara olan muhabbetinin de bir başka tezahürü. Ben Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bu yeni görevinde şehrim adına, Kahramanmaraş adına gerçekten üstün başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.
eminim en güzel şekilde yapacaklar. Yapmadıkları işler değil bunlar. Kabinede de bulundular. Genel merkezimizde de görev aldılar. Milletvekillikleri var. İnşallah bu Türkiye yüzyılı serüvenimizde, bu yeni dönemde genel merkezimizde çok özel bir alanda bu sosyal politikalar konusu çok önemli. Çünkü yıllarca bu ülkede sosyal devletin adı vardı, kendisi yoktu. Anayasamızda da yazar işte bu ülkeyi, devleti tarif ederken, ama biz ta ki AK Parti iktidarı gündeme gelene kadar, AK Parti iktidar olana kadar bu sosyal devlet kavramının içini dolduramamıştık. O da yine Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükümetlerimize ve bizim partimize nasip oldu. Burada konuşan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin 11 milyon üyesiyle büyük bir aile olduğunu, deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Değerli üyemiz, kıymetli milletvekillerimiz, il başkanımız, burada bulunan sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, Mustafa Bey, Ticaret Odası Başkanımız ve aslında bugün burada bizleri bir araya gelmemize vesile olan sevgili evlatlarımız, İl Emniyet Müdürlüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızla hep birlikte bir depreme yakalandık. Sanırım 6.1'di. 6.4. 6.4 müydü? 6.4, ikincisi de 5.8. 6.4 ve 5.8 ve Sayın Cumhurbaşkanımız o iki depreme rağmen büyük bir ciddiyetle toplantıya devam etti. Maraş'ta yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde o afet döneminin eylem planlarını orada bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, Mustafa Bey de oradaydı, sivil toplum kuruluşlarımızla, bölgenin bütün kanaat önderleriyle birlikte istişarelerini tamamlamadan da iki peş peşe depreme rağmen toplantıya asla ara vermedi. Sayın Devlet Bahçeli bakanlarımız hep birlikte oradaydık, o salondaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız hep söyler, geniş AK Parti ailemiz. Gerçekten 11 milyon üyesiyle hep öyle söylüyoruz, AK Parti'miz büyük bir aile. Ama en büyüğü de Türkiye'deki 81 milyon kardeşimiz. Bunu depremde çok net gördük. 81 milyonun dayanışmasını gördük. Bizim medeniyet değerlerimizin nasıl yardımlaşmanın, gerçekten o zor anında insanların yanında olmanın nasıl vücut bulduğunu depremde gördük. İnsanların, makamların, mevkileri, her şeyleri bir kenardaydı. Ve bütün bu ülkenin bakanları, milletvekilleri, İşte doktorları, hekimleri, psikologları, sivil toplum kuruluşları tek yürek olup gerçekten bu bölgenin insanı için, deprem bölgesindeki insanlarımız için seferber oldular. Ben depremin ilk günü yola çıkıp buraya geldim. Gerçekten Maraş'ta tek bağım iki tane çok yakın Cerrahpaşa'dan sınıf arkadaşım, doktorun burada görev yapmasıydı. Onların o gün ilk gün mesaj atarak, hastanelerde çok ciddi desteğe ihtiyaç var, mesajları üzerine Maraş'a geldim. Ama geldiğimde de ayrılamadım. Bir aya yakın süreyle Maraş'ta kaldım. Çünkü gerçekten yapacak çok iş vardı ve ayrılmak için de fırsat yoktu yani. Buranın ihtiyacı vardı. Sayın Bakanımızın önerisiyle ben de artık ikinci memleketim Maraş diyeceğim bakalım. Sabri Maraş. Allah razı olsun. Kardeşimiz olarak Maraş'ta her türlü ihtiyacımızda, daha önce vekili arkadaşlarıma da söylemiştim, her zaman Sayın Bakanım yanınızdayım. Elinden ne gelirse bir kardeşiniz olarak destek olmaya hazırım.